Tüm emeklilere seyyanen zam yapılacak, SGK uzmanı gözünüz aydın diyerek açıkladı. SGK uzmanı Muhammed Bayram, iktidarın yeni reform paketini açıklayarak maaşlara seyyanen artış haberini verdi. Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği maaş zammı belli oldu. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri %24,73 zam yapılırken memur emeklileri ise %19,31 zam gerçekleşti en düşük emekli aylığı ise 12.500 Türk lirası olarak açıklandı. Fakat maaşların açlık sınırın altında kalması eleştirilerin ana odağı oldu. SGK uzmanı Muhammed Bayram, iktidarın yeni reform paketini açıklayarak maaşlara seyyanen artış haberini verdi. Ocak ayında emeklilere ve memurlara %49,25 oranında maaş zammı gerçekleştirildi. Fakat, yapılan zam 6700 Türk lirası ve altında kök aylıklarını etkilememişti. En düşük emekli aylığı 10.000 TL'de sabit kaldı. Açlık sınırının 19.000 TL'ye geldiği bu zamanda emekliler Temmuz zamında da kök aylıklarından dolayı aylıklarının zam oranına göre değişmeyeceğini belirtiyordu. Bu duruma iktidar tarafından ise düzenleme yanıtı geldi. En düşük emekli aylığı 10.000 TL'den 12.500 TL'ye artırıldı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri %24,73 zam alırken memur emeklileri ise %19,31 oranında zam aldı. Maaşların halen geçim rakamının altında kalması ve hayat pahalılığı her geçen gün vatandaşı zorluyor. Bu noktada emekliler yeni reform ile maaşlarının düzenlenmesini istiyor. SGK uzmanı Muhammed Bayram, hükümetin yeni reform ile maaşlardaki adaletsizliği ortadan kaldıracağını belirtirken, seyyanen zam haberini verdi. Bayram, kök maaş düzenlemesinde bazı emekliler yararlanamadı. O yüzden bu düzenin ortadan kalkması adına bir seyyanen zam yapılması gerekir. Çok maaş alana daha az, az maaş alana daha fazla kök maaşı artışı yapılarak herkesin maaşının artırılması gerekir. Yeni bir reform ile 2000 yılı ile 2008 yılı ayrımı kaldırılmalı dedi.